Malum yarın Aşure günü. Muharrem ayının 9 veya 10 ya da 10 veya 11. günlerinin oruçlu geçirilmesiyle alakalı bilgi verir misiniz diye sormuşlar. Şimdi bizim sitede onunla ilgili hadisler vardı. Onları sen söyle, daha iyi olur. Bu Muharrem orucuyla alakalı 3 hadis var hadis kitaplarında. Birincisi Ayşe validemizden geliyor. Hadis şöyle: Aşure günü cahiliye devrinde Kureyşlilerin de oruç tuttukları bir gündü. O günde Hazreti Peygamber de oruç tutuyordu. Resulullah Medine'ye gelince de o gün oruç tutmaya devam etti ve o gün oruç tutulmasını emretti. Fakat Ramazan orucu farz kılınınca artık farz olan oruç Ramazan oldu ve Aşure terk edildi. Artık isteyen o gün oruç tuttu, isteyen tutmadı. Bu Buhari ve Müslim hadisi. İkinci hadis Abdullah İbni Ömer'den, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan geliyor. O da şöyle: Aşure günü bizim cahiliye devrinde de oruç tuttuğumuz bir gündü. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah şöyle buyurdu: Bugün, yani yarın, Allah'ın günlerinden bir gündür. Dileyen oruç tutar, dileyen tutmaz. Yani diğer günler neyse aynıdır. Aynıdır. İster tut, ister tutma. Yani Muharrem'in onunun bir özelliği yok demiş oluyor. Evet. Üçüncü hadiste Abdullah İbni Abbas'tan geliyor. Bu da Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas'ın oğlu Abdullah. O da demiş ki, Resulullah Medine'ye gelince Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Bunun sebebini onlara sorduğunda Yahudiler, bugün Allah'ın Firavun'a karşı Musa'ya yardım ettiği gündür. Biz onu tazim için bugün oruç tutuyoruz deyince Resulullah, biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurdu ve Aşure orucunu emretti. Bu da Buhari ve Müslim hadisi. Evet. Üç farklı hadis. Yani şimdi bu burada esas olan, yani Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığım zaman bu hadislerde çok ciddi problemler var. Niye problemler var söyleyelim. Yani biliyorsunuz biz bir hadisin falanca filanca kitapta olmasına bakmıyoruz. Mutlaka Kur'an sünnet bütünlüğü olması gerekiyor. Önceki ümmetlerde olan bir oruç bize farz kılındı. Hangisi oydu? Hangisiydi? Ramazan orucu. Ne diyor Allah? Bakara suresi 183'te Kütübe aleykumus siyam kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de o oruç farz kılındı. O orucun ne olduğu belli. Öyleyse Resulullah böyle bir orucu emretmez. Yani tutulması işte o Allah'ın günlerinden bir gündür. Tutan tutsun. Tutmayın, tutmayın demesinde bir anlamı yok yani. Şimdi burada asıl konu şu. Şimdi çeşitli inanç şeyleri, grupları vardır. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda herkesi Müslüman görme hastalığı ortaya çıktı. Bir kere devletin insanların inancına karışmaması gerekir. Yani devlet inançla ilgili bir davranış içerisine girdiği an kısa vadede belki güzel gibi görebilirsiniz, hoşunuza gider ama uzun vadede son derece tehlikeli noktalar doğurur. Ama mesela biz bunu yaşadık. Hala yaşıyoruz. Namaz vakitleri konusunda %100 yanlış olmasına rağmen Diyanet %100, bak bunu televizyonlarda da söyledik, her yerde söylüyoruz. Eğer haklı bir şeyleri varsa çıkar konuşurlar. Karşımıza çıkacaklarına söz söyledi, çıkmadılar. Tutup iki tane sahte fotoğrafla milletin karşısına çıktılar. Şimdi %100 yanlış olmasına rağmen arkasında devlet olduğu için vatandaşın büyük bir bölümü onları doğru kabul etmiyor mu? Çünkü insanlar güçten yanadırlar, doğrudan yana değillerdir. O zaman güçlü olan devlet bu tür konulara karışmamalı. Ya insanlar neye inanırsa inanır. O zaman devleti arkasına alan diğerlerine baskı yapmaya başlar. Ve hürriyet içerisinde
olmaz. Halbuki din konusunda tam bir hürriyet olması lazım. Şimdi Alevi kesim var. Efendim bizim için Muharrem orucu çok önemli. Güzel de sizin kitabınız hangi kitap? Bizim kendi kitabımız varsa var kardeşim. Burada esas yanlış olan şu. Alevilerin inançlarını bırakın kendileri tarif etsin. Sana ne ya kardeşim? Yok İslam'ı bilmem ne şeymiş. Ya ben böyle bir İslam bilmiyorum. Oruç Ramazan orucudur. Efendim bizde Muharrem iftarı. Tamam yapıyorsan yap. Sen kendinin inancına bir şey diyemem. İstediğin inancı yap. Efendim Cemevi mabet olacakmış. Yap kardeşim ne manesi var? Yap. Mesela bana televizyonlarda çok sormuşlardır. Alevilik konusunda ne diyorsun? Ya kardeşim benim bir şey demeye hakkım yok ki. Siz inancınız, bunun tarifini yapacak olan sizsiniz. Sizin inancınızı ben tarif edemem. Ha, bana İslam nedir diye sorarsanız Cenab-ı Hakk'ın kitabından anlatırım size. Yani bu konularda, dini konularda devletin hiçbir şekilde işin içine girmemesi gerekir. Ve mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da varlığının ben çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Olmamalı. Olmamalı. O zaman her şey hürriyet içerisinde olur. Zaten şurada hep şikayet ettiğimiz şeyler arkasında devlet olmasaydı tarih içerisinde din bu halde olmazdı bugün. Size daha önce de söylemiştim. Tunus'tan Raşit Karnuşi gelmişti şeye bizim vakfa. Şimdi orada bir partinin, büyük bir partinin genel başkanı. Bana dedi ki sen dua et ki Türkiye'desin. Başka yerde olsaydın Allah rızası için seni öldürürler dedi. Şimdi maalesef yapı böyle. Bu yapıyı değiştirmek zorundayız. Değiştirmek zorundayız. Ha, devlet adamları elbette ki kendi dinlerini yaşayacaklar. Elbette ki kendi konuşmalarına doğruları anlatacaklar. Ama onlar da bir insandır çünkü onlar da ibadetten sorumludur şeyden. Yani inançlarını elbette ki idarelerine yansıtacaklar. O ayrı bir konu. İnsanların dinlerine müdahale etmek yani ister olumlu ister olumsuz bu da ayrı bir konudur. Herkes kendi hürriyet içerisinde ne yapıyorsa yapsın. İşte bak demin okuduğumuz ayette Allah-u Teala ne diyor? Ya tercihi ben yapsaydım herkesi yola getirdim. Sen mi zorlayacaksın bu insanların mümin olsunlar diye Resulullah uyarıda bulunuyor. Yunus suresinin 99. ayetinde. Evet. Yani bu şey değil, oruç tutan tutsun bir şey değil de bunu sanki bir farz ibadetmiş gibi yapmak ve bunu başka mecralara çekmek doğru bir şey değil. İnsanlar kendi inançlarını nasıl yaşıyorlarsa yaşasınlar. Ben mesela şu anda son derece Alevilerin kendi inançlarını açıkça ifade etmelerinden son derece mutluyum. Bak onu söyleyeyim size. Yani bir din hürriyeti ortamı var Türkiye'de. İşte az önce Raşit Kanuni'nin sözünü de naklettim. Bu hürriyet ortamı daha da geliştirilmeli. İnsanlar kendilerini çok net bir şekilde ifade etmeliler. İşte hürriyet ortamının daha da geliştirilmesi devletin hiç kimsenin arkasında yer almamasını gerektirir. Hürriyet içerisinde insanlar ne yapıyorlarsa yapsınlar. Daha önce hep korkuyorlardı, ben Aleviyim diyemiyorlardı. Şimdi açıkça söylüyorlar, bu çok güzel. Cemevlerinde ibadetlerini yapıyorlar, tamam yapsınlar. Ama bu insanların inançlarını bir kurum kalkıp da tarif etmez. Onlar kendileri ne diyorlarsa desin.